Evet, Rio Olimpiyatlarında bir gümüş madalya aldık 12 yıl aradan Evet. sonra. O geçmişinde çok başarılı olan halter 12 yıl madalya alamadı. Atina'da. Evet, uluslararası yarışmalarda da durumlar çok kötü, madalya seviyesi idi. Bizim geldiğimiz yılda 62 tane uluslararası tamamı müsabakalarda madalya almıştık, 62 tane. Şu anda 150 küsüre ulaştık yıllık madalya sayımız. Çok iyi gidiyoruz. Sıkıntı dediniz, yanlış anlaşılmasın diye söyleyeyim. Bizden önceki doping skandallarından dolayı, Evet. evet. Ondan dolayı kotamız 4 olması, 4-4 olması gerekirken 2 erkek 2 bayan şeklinde. Biz tüm kotaları, bu 4 kotayı da alacağımıza inanıyoruz. Kota alma yarışları başladı, devam ediyor. Tabii kota almak da güzel bir şey. Fazla sporcuyla katılmak da hoş. Hem federasyon adına, federasyonumuz adına hem de Türkiye adına. Ama asıl olan madalya almak. Bizim madalya hedeflerimiz var. Erkeklerde madalya umudumuz yüksek. Fakat bir umudumuz da bayanlarda da madalya alabilir miyiz diye bir düşüncemiz var. Böyle bir ihtimal var. Madalya gözüküyor. Eğer iki madalya alırsak, bir tane dahi alsak büyük bir olay bizim için. Çünkü siz yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Çok kötü günler yaşadık. Fakat öyle bir toparlanma dönemi oldu ki sanki biz o cezaları almamış, hiçbir şey olmamış gibi uluslararası tüm yarışlara katılacakmış gibi bütün kamplarımızı devam ettirdik. Ve dopingle mücadele konusunda da o kadar başarılı olduk ki bir yıllık cezamızı 6 aya indirdiler. Bu ilk defa böyle bir şey oluyor. Ve hemen yarışlara gittik. Şu anda ne durumdayız biliyor musunuz? Hani bir altın çağı deniyordu ya. O dönemlerde bile alınamayan madalyaları alıyoruz şu anda. Mesela bir sporun temeli neyle konuşulabilir? Yani istikbale nasıl sağlam bakabilirsiniz? Yıldız sporcularınız çok iyiyse, genç sporcularınız çok iyiyse, U15 çok iyiyse, değil mi? Bakarsınız. İşte biz tarihinde ilk kez Las Vegas'ta yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 tane altın madalya aldık. Toplam 20 madalya, bu bir rekor. Aslan gibi çocuklar geliyor. Ve dünya rekoru kırdılar orada. Dünya rekoru kırdılar. İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda genç çocuklarımız Avrupa rekoru kırdı. Rekoru kırarak şampiyon oldular. Aslan gibi geliyor hepsi. Diğer mutluluk verici bir şey, gurur duyuyorum sporcularımızla. Ülkem adına gurur duyuyorum. Arjantin'de biliyorsunuz Gençler Olimpiyatı oldu. Gençler Olimpiyatı'nda Türkiye 11 tane madalya aldı. Bu 11 madalyanın 4'ünü haltercilerimiz aldı. Ve üstelik bir altını halterciler aldı. 2 gümüş, 1 bronz. Ve bu çocuklar da aslanlar gibi geliyorlar. Yani istikbalimiz parlak diyoruz. Bunlardan belki bir tane iki tanesini Tokyo'ya böyle yetiştirecek gibi oluyoruz ama çok olimpiyat konusunda çok iyi geliyorlar ama çok yıldız sporcu değiller tabii. Yeni yetişiyorlar. Hani Naim'in ilk yıllarını bir hatırlayın şöyle, değil mi? Ve tarz olarak da o tip çocuklar hakikaten umut veriyorlar. İnşallah Tokyo'dan sonra yetişecek bu çocuklar. Fakat şu anda uluslararası turnuvalarda rüzgar gibi esiyorlar. Rüzgar gibi esiyorlar. Şimdi gençler Fiji'den geldik. Daha yeni 3 gün Daha evvel yeni evet geldik. biliyorum. 3 gün evvel. Arkadaş 21 21 madalya madalya. aldık. 2 altın, 8 gümüş, 11 bronz madalya. Bu da tarihinde ilk defa oluyor. Ve 21 madalya. Çok mutluluk verici bir şey. Hem erkeklerde hem bayanlarda öyle bir takım geliyor ki inşallah önümüzdeki yıllarda Tokyo'da da yüzümüz gülecek. Bir aksilik olmazsa Tokyo'dan sonra da daha da çok gülecek. Yani çok iyi temeller attık diye inanıyoruz. Disiplinsiz bir kere bu iş olmaz. Bir de ekibi iyi kurmak, yani bir takım oyunu. Tabii camiamı kutluyorum. Zaman zaman onları üzdüğümü biliyorum. Çünkü o dopingten kurtulmak o kadar çok zordu ki. Beyaz bir sayfa açtık. Dopingle mücadele konusunda başarılı olduk. Ve üstelik bize hiç madalya alamazsınız dedikleri zaman Amerika'dan 20 madalyayla, Mısır'dan İslam oyunlarından 33 madalyayla, efendim İtalya'dan 30 küsür madalyayla, efendim şimdi daha Fiji'den 21 madalyayla, ya bunlar az şeyler değil. Ve sporcularımız rekor kırıyorlar.
Yani olimpiyat, önümüzdeki yıl olimpiyat var. 6-7 ay önümüzdeki yıldan var. Bir o kadar da bu yıldan var. Sıkıntılarımız var tabii. Maddi sıkıntılarımız var. Bazı şeylerimizi, faaliyetlerimizi iptal etmek durumunda kalıyoruz. Şu anda biz öyle bir ivme kazandık ki patladık gidiyoruz. 32 ilden 57 ile çıktı faaliyetimiz. Faaliyet yaptığımız il. Mesela bir ilde bir tane şeyimiz varsa kulübümüz, antrenman salonumuz 3 tane oldu, 5 tane oldu. Böyle bir patlama yaşıyoruz. Tabii dolayısıyla bu kulüp sayısının artması, lisanslı sporcu sayısının artması ve milli takıma daha da kalifiye, kabiliyetli, becerikli sporcuları bulmak konusunda kolaylık sağlıyor bize bu. Şimdi biz faaliyetlerimizi iptal edersek, bu hazır çok iyi giderken bir patinaj çekmeye başlarsak bunun sonu ne olur? Hiç iyi olmaz. O bakımdan biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Aşacağımıza inanıyoruz ve bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bir de şu var, Türkiye'de 4 tane olimpiyatlarda madalya alan branş var. Ama belli yani, olimpiyatta geçmişinden bugüne kadar madalya aldığımız branş sayısı 7'yi geçmiyor aşağı yukarı. Şimdi o zaman olimpiyatlarda 4 yılda bir yapıldığına göre, dünyanın en büyük organizasyonu olduğuna göre federasyonlarımız sıkıntı çekmemeli, malzeme sıkıntısı çekmemeli. Bizim bir ayakkabımız, halter ayakkabısı 800 bin lira. Yok yani, Türkiye'de üretimi yok, dünyada da her yerde yok. Onun için böylesine de iyi sporcuları yakalamışken bunu değerlendirmek lazım. İranlı bir aile çocuğunu bize vermek istiyor. Çok iyi, 16 yaşında. Çok iyi bir sporcu. Seyrettim, filmlerini seyrettim, kendisini gördüm, tanıştım müsabakaya gittiğimiz zaman. Şimdi 1-2 aya kadar Türkiye'ye gelecek. Daha sonra ismini vermeyeyim, Türkiye'ye gelmek isteyen, çok iyi olimpiyatta madalya alma ihtimali olan sporcularını olimpiyatlardan sonra bize vermek isteyenler var. Hem bizimkiler bir yandan geliyor, çok iyi geliyor, hem bu önemli bir şey. Yani Dünya Federasyonu Başkanı'nın ifadesiyle Türkiye dopingle mücadelede başarılı oldu. Çok iyi madalyalar alıyor, çok iyi örnek oluyor. Hatta Akif Çağatay Kılıç Bey hatırlarsınız, o dopingle WADA'nın şeyindeydi, yönetimindeydi kendisi. Orada 3 tane de parlamenter olması gerekiyordu. Türkiye'yi temsilen oradaydı ve Thomas Bach, IOC Başkanı kendisine ne demişti? Türkiye örnek başarılı oldu, örnek alınmalı. Peki kim başarılı oldu? Biz olduk. Atletizm vardı, halter vardı ve diğer bir iki federasyon daha vardı ama esas ağırlık doping sıkıntısı yaşayan kimdi? Bu iki branştı. Şimdi o bakımdan tebrik edilecek burada bir şey var. Bunu dünyanın en büyük organizasyonuna giderken ve öyle bir ivme kazandık, o kadar büyük başarılar alıyoruz ki artık dünya sporcuları bize gelmek istiyorlar. Tabii bunda ödüllerin de biraz şeyi var ve onlarla kurmuş olduğumuz diyaloğun, o kazanmış olduğumuz sempatinin de çok önemi var. Yoksa niye gelsinler ki? Her ülkeye gider mi bir sporcu? Siz evladınızı veya bizim yerimizde olsanız sporcunuzu gönderir misiniz her yere? Göndermezsiniz. O bakımdan böyle bir gelişmeler de var. Bunu değerlendirmek lazım ama son cümle şu, aynen sizin gibi, yabancı şeye karşı değilim sporcuya ama önce yerli. Yoksa yerlisi yetişene kadar yabancı ile idare edebiliriz.